Başladı. Yo merhaba. Başlığı ne boş ya. Yo merhaba family, welcome back to another video on my channel. Today, how to sell stand video. Abi evet İngilizce. Arkadaşlar videoma hoş geldiniz bugün. Çok dinme girmene gerek yok. Koltuğa basarak tek teker nasıl yapılır? Türkiye'de anlatımı ilk bu arada. Ciddi söylüyorum ha. Bayrakları as bayrakları. Bugün koltuğa basarak tek teker nasıl yapılır? Nasıl gidilir? Nasıl kaldırılır? Denge nasıl sağlanır? Her şeyini anlatmaya çalışacağım sizlere. İlk önce teşekkür amaçlı video başlamadan bir abone olursanız çok iyi olur. O zaman hemen videoya geçiyoruz. Şimdi tek teker en rahat yapabilmemiz için koltuğu indir abicim. Sonuna kadar indir koltuğu, tamam mı? Çünkü havadayken yapamazsın. Havadayken böyle bunun hizasını dursun. Havada gidersin. Ondan sonra herkesin yaptığı büyük bir hata var burada. Olabildiğince hızlı gideceksiniz. Olabildiğince hızlı gideceksiniz arkadaşlar. Giderken hangi ayağınızla dengede duruyorsanız o ayağınızla duracaksınız. Ben genellikle sola daha iyiyim. Yani her zaman sola daha iyiyim. Sağıyla yapamıyorum. Sol ayağımı bunun selenin üstüne koyuyorum, koltuğun üstüne. Ve son hücumda şöyle tepiyorum arkadaşlar. Olabildiğince ama ayağınızı şöyle yapmayın yani. Zaten alıştıktan sonra ufak dokunuşlar bile yeterli olacak, onu anlayacaksınız. Yapacağınız şey şu. Gidiyorum. Giderken kendimi öne veriyorum. Maşaya az bir şey bastıracağım tabi. Maşanız yoksa bile sorun değil, yaparsınız. Hızlı gitmeniz gerekiyor, bunu unutmayın. Alışırsınız, korkmanıza gerek yok. Düşseniz bile en fazla şu olur. Düşüşünü göstereyim hemen. En fazla şöyle olur. Fazla tepkikler. Ya otomatikmen, refleksen böyle düşersiniz arkadaşlar. Bahsedeceğim üçüncü konuda fren ayarı. Fren ayarında da zaten tam dengede tutabilmeniz için bayağı denemeniz gerekiyor. Ondan sonrasında ayağımı teptim. Nasıl peki dengede duracağım? Nasıl öyle gideceğim? Bunun da en basit yolu deneyeceksiniz olabildiğince. Çünkü ben mesela aylar sürdü diyebilirim bunu tam yerine getirmem. Hani deli oluyordum artık, böyle kalkmıyordu ön taraf. Çok az bir şey kalkıyordum. Şöyle bir şey gidiyordum, geri iniyordum. Zamanla olacaktır. Yokuş aşağı giderken denerseniz daha iyi olur. Ondan da bahsedeyim. Şimdi hemen videolu ayrıntılısın. Videolu şeyiyle göstereceğim, örnekleriyle. Ne yapayım, durdurayım mı amına koyayım? Bir dakika. Kaç dakika oldu? 2.32. Tamam. Ve bu koltuğa basarak yapmanın 3 farklı yolu var. Birincisi, giderken üstüne atlayacaksınız. Ben göstereyim. Başlamadan önce iki ayağımla şöyle atlıyorum. Sonra tek ayağımla çekiyorum. İkinci seçenek var. Bunda da gidersiniz böyle. Şu arka tarafa basarsınız. Ondan sonra buraya çıkarsınız. Sonra devam edersiniz. Rahatınıza kalmış bir şey yani. Üçüncü seçenek ise tek tekerde giderken koltuğun üstüne atlama. O biraz fazla profesyonelce. Onun için baya denemeniz gerekiyor. Ben yapıyorum şu an, gösterirsem kamera fırlar. Video sonunda gösteririm size o hareketi. Jump to seat deniyor. O hareketin de nasıl yapacağımdan bahsedeceğim. Şimdi videolu artık geçelim nasıl anlatacağına. Devam. Şimdi bununla yapılacak adımlardan birisi. Dediğim gibi ilk başta hızlı bir şekilde gidiyoruz. Giderken olabildiğince sert bir şekilde hangi ayağımla havadaysa işte onu tepiyorum. Ve giderken dik durarsanız eğer daha rahat olur. Yani daha çabuk gidersiniz ve fren kullanma ihtiyacınız minimum şeye düşer. İkincisi ise burada giderken hızlı bir şekilde çekiyorsunuz arkadaşlar. Geriye düşeceğinizi hissettiğinizde kısık frene basın. Yani olabildiğince geriye düşerseniz daha iyi olur. Çünkü geriye düşerseniz fren kullanma kabiliyetiniz yavaş yavaş zamanla gelişir. Ve bundan sonrasında da ilerlemeye devam edersiniz. Unutmayın, her şey sabırla zamanla olur. Yokuş aşağı denemeniz iyi olurdu. Ben şu an burayı tercih ediyorum. Arkadaşlar şimdi hızlanıyorum. Korkmayın, zamanla alışırsınız zaten. Hızlandım. Koltuğun üstüne çıktım. Ayağımı öyle bir tepiyorum ki sona kaldırıp şöyle devam ediyorum. Bunu olabildiğince hızlı göstereceğim size. O zaman olacak. Hadi gel bakalım. Tekrardan gösteriyorum. Olabildiğince hızlanacaksınız. Ayağınızı öyle bir tepeceksiniz ki kalksın. Bu düz yolda fazla gidemiyorum arkadaşlar. Yokuş aşağı çok daha kolay oluyor. Ama size böyle göstereyim şu an. Gördüğünüz üzere. Böyle arkaya düşerseniz en iyisi olur. Zamanla zaten şunu da alışacaksınız. Giderken kadroya basacaksınız. Sonra şöyle çıkacaksınız arkadaşlar. Bunun da
nasıl yapıldığından bahsedeceğim. Yani şöyle gidiyorum ya. Senteledim. Aniden çıkıyorum şöyle. Bakın bu kadar basit. Bu da bir ikinci yolu arkadaşlar. İki türlü çıkabilirsiniz. Üçüncüsü de jump seat. Onun da ayrı videosu gelecek. Takipte kalın. Şimdi size daha iyi göstermek için. Bu arada ne kadar hızlı giderseniz o kadar rahat kalkar. Ben ilk başlarda kaldıramadığım zamanlar hızlandığımı fark edince, yani hızlanınca olduğunu fark ettim. Şimdi bir tık daha hızlanacağım. Bu arada bisikletten bisiklete göre daha kolay oluyor veya daha zor olabiliyor. Orası doğru. Evet, tekrardan gösteriyorum. Bunu bir de yokuş aşağı göstereceğim. Arkadaş da kameradan çekiyor. Devam et. Sen gel. Yardır. Evet, şöyle çıktım koltuğun üstüne. Teptim ve dik duruyorum. Şöyle ayağımı kullanaraktan dengede duruyorum arkadaşlar. Gerçekten düz yerde zor oluyor ve fazla hızlanamıyorum burada. Okulun alanı dar. Bir daha gösteriyorum. Böyle arkadaşlar. Yokuş aşağı denerseniz zamanla daha kolay yapacaksınız. Unutmayın, korkmayın. Bunlar çok çalışmayla olur. Her şey ilk başta olmaz tabii. Ben haftalar, aylar sürdü. Aylar sürdü dediğim şey ise daha önü kaldırıp az bir şey gitmemdi. Ayağınız ne kadar iyi teperseniz o kadar iyi gidersiniz arkadaşlar. Evet, şimdi gidiyorum. Kalktım arkadaşlar. Maşaya bastım, çıkıyorum böyle. Sonra devam ediyorum. Yavaş gittiğim için çok çabuk öne düşer çünkü hızımız kesiliyor burada. Yani sağ sol denge işlerinden tutun fren kontrolüne kadar ve uzun mesafe gitmeye kadar her şey çalışmalı. Sizin çalışmanıza bağlı. Ben böyle haftalar, aylar falan diyorum da fazla üzerinde çalışmıyordum. Siz uğraşırsanız 2 haftada bile çok rahat çözersiniz. Yani olay böyle. Kendiniz öne veriyorsunuz, çok az bir şey. Zaten bütün %90 görev burada. Şu hangi ayağınızla şey yapıyorsanız yukarı tepip aniden şöyle eşek teper gibi, tabiri caizse, yapıyorsunuz. Ve öyle gidiyorsunuz arkadaşlar, zamanla, çalışmayla. Videomuzun burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Dediğim gibi her şey ayağınızı tepmekle ve olabildiğince çaba göstermekle bitiyor. YouTuber klasiği. Daha fazla bu tür videoların devamı için bizi takip etme. Kendi Instagram adresimi ve Ersel'in Instagram adresini bırakacağım. Onları da, bizi de takip etmeyi unutmayın. Sorularınızı, düşünce ve fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.